Herkese merhaba, Erdem Baş ben. Kanalıma hoş geldiniz. Efendim şu anda Laguna Beach'teyim, Los Angeles'tayım. Los Angeles gerçekten aşık olduğum bir şehir. Nevşin fotoğraf çekiyor. Yani gerçekten mükemmel bir şehir. Amerika'nın bence en güzel şehri. Daha önce burada 4 ay yaşamışlığım var. 2015 senesi zannedersem. Tadı damağımda. Keşke yaşayabilsek buralarda. Gerçekten çok güzel bir memleket Los Angeles. Gerçekten harika bir memleket. Burası arkada Montage diye bir otel. Geceliği 1700 dolar. Öyle güzel bir yer. Burası gerçekten aşağısı inanılmaz. Plajı var. Orayı göstereceğim şimdi size birazdan. Los Angeles'a oyunla geldik. Gelmişken bir gün öncesinden geldik. Biraz zahmetli bir yolculuktu. Bir önceki videoda anlattığım gibi çok fazla rotar oluyor. Rotarlarla geldik ama sonuçta geldik. Bugün sabahtan geziyoruz. Akşamleyin oyunumuz var. Oyunu oynayacağız. Onun öncesinde biraz gezelim. Güzellikleri görelim istedik. Ben de hazır boşlukta bir video çekeyim dedim. Los Angeles Amerika'nın en büyük şehirlerinden bir tanesi. Kaliforniya eyaletine bağlı. Kaliforniya aynı zamanda Amerika'nın en zengin eyaleti. Biliyorsunuz San Francisco da Kaliforniya'ya bağlı. Los Angeles'ta burada bilişim sektörü üzerinde çok fazla şirket var, kampanya var. Dolayısıyla en zengin. Aynı zamanda Kaliforniya tarım olarak da Amerika'nın %80'ini besleyen bir eyalet. Tarım burada çok enteresan. Yani yediğim en güzel hurmayı burada yedim. En güzel meyveler burada yetişiyor. En güzel sebzeler burada yetişiyor. Çünkü hatta şeyi söylemişlerdi, o zaman geldiğinde de anlatmışlardı. Amerika'daki, Kaliforniya'daki tarımı başlatanlar Türkiye'den gelen Ermenilermiş. Evet, buradaki tarımı Ermeniler başlatmışlar. Tarımcılığı öğretmişler Amerikalılara diye duymuştum. Bu bilgi de sizde bulunsun. Şimdi Laguna Beach'te geziyoruz. Böyle tepeleri olan bir şehir Los Angeles. Yarın biraz daha gezeceğiz. Yarın biraz daha Hollywood Bulvarı'na doğru gideceğiz. Çünkü bu akşam oyunumuzu oynuyoruz. Ondan sonrasında yarın gezmeye vaktimiz olacak. Pazar günü dönüyorum. Pahalı bir şehir. Yani New Jersey ayarında aslında. New York New Jersey ayarında. Şöyle gelin de arkamdaki manzarayı da görmek istiyorum. New York New Jersey ayarında. Pahalı bir şehir. Evet, insanlar burada bu şekilde denize giriyorlar. Hafta sonu olduğu için sakin. Arkası, yani burası Pasifik Okyanusu. Evet, burası Pasifik Okyanusu. Yani okyanusta yüzüyorsunuz. Öyle bir güzelliği var. Pahalı bir şehir. Geçim biraz daha zor ama rahat. Los Angeles'ın şöyle bir havası var. Burada 5 ay bahar, 5 ay sonbahar, 1 ay kış. 1 ayda belki 1 ay kış, o da belki 1 ayda yaz oluyor. Çoğu zaman kış mevsimi olmuyor. Yağmur çok fazla yağmayan, gökyüzü hep bu şekilde açık. Sürekli bu ışığın, bu güneşin olduğu bir şehir. İnsan burada gerçekten yenileniyor. Kendini iyi hissediyor. Biraz şimdi açıyı size değiştireceğim. Kameranın ön kamerasıyla video çekmeye devam edeceğim. Mimari çok güzel. Yani burada hep birbirinden farklı evler var. Yani bazı şehirlere gittiğin zaman birbirine benzeyen evler, birbirine benzeyen yapılar fazlaca var ama burası öyle değil. Burada hep birbirinden farklı evler var. Birbirinden güzel evler var. Yani hangi evde oturacağını insan karar veremiyor. Acaba diyorsun, o evde mi oturayım, bu evde mi oturayım, orada mı yaşayayım, burada mı yaşayayım. İşte gördüğünüz gibi insanlar denize girmişler. Turistik bir alan. Los Angeles aslında bu taraflara doğru düşüyor. Öyle düşünün. Yani biz Los Angeles'ın merkezinden, downtown'dan uzağız. Ama burası gerçekten yaşanabilecek bir yer. Evet, şöyle etrafı da gezdireyim size. Yani inşallah günün birinde buralara gelebiliriz. Tabii eğlence sektörü de burada hastafalar. Los Angeles dediğin zaman stüdyoların olduğu üniversite.
Universal Studios'ların parklarının olduğu yerde aynı zamanda. Hollywood'un merkezi. Yarın inşallah Hollywood'a gidip Türk YouTuber'ların tarafından defalarca gösterilen, bir de benim gösterdiğim bir görüntülerle size oraları gezdirmiş olurum. Şimdi öyle bir gezdik oyun öncesi. Dolaşıyoruz burada. Ekibimiz de orada uzakta. Hepsi muhabbet ediyorlar. Vah nasıl güzel burası. Ey nasıl güzel burası diye kendi içlerinde konuşuyorlar. Devam ediyoruz. Bu arada kanalıma abone olup likelarsanız videolarımı sevinirim. Laguna Beach tabii biraz daha böyle yani meşhur bir yer. Aynı zamanda gelir düzeyi yüksek insanların da yaşadığı bir yer. Ve ilginç olan güzel tarafı, burada 300'e yakın sanat galerisi var. İrili ufaklı ve hani içerideki eserler de dedikleri kadarıyla öyle hani ucuz eserler değil. Yani pahalı eserler. Buradan sanatseverlerin özellikle sanat eseri almak için yurt dışından geldikleri ve hani Laguna Beach'ten aldım bunu demek için aldıkları sanat eserleri varmış. Güzel, Amerikalılar her şeylerini iyi pazarlıyorlar. Burası da aynen o şekilde. Yani güzel bir yer. Los Angeles'ın her yeri çok güzel bu arada. Gerçekten her yeri çok güzel. Turumuz devam ediyor. Görüyorsunuz değil mi? Yani palmiyeler, malmiyeler. Palmiyeler şehri zaten burası. Çok güzel. Gerçekten çok güzel bir şehir burası. İşte gördüğünüz gibi bugün Cuma günü. İnsanlar tabii yüzmeye, eğlenmeye gelmişler. Aşağısı plaj. Pasifik Okyanusu'nda gayet güzel bir şekilde insanlar yüzüyorlar, eğleniyorlar. Dediğim gibi Kaliforniya eyaleti tarımın da başkenti Amerika için. Yani inanılmaz, böyle hayvancılık da aynı şekilde. Kaliforniya'da yani Los Angeles'ta San Francisco arasında seyahat ederken çok büyük böyle hayvan çiftlikleri, inek çiftlikleri gördüm. Yani akıl alamayacak kadar çok inek çiftliği gördüm. Akıl alamayacak kadar büyük bağlar, üzüm bağları gördüm. Tabii burada şarapları da meşhur, biliyorsunuz. Yani biliyorsunuzdur diye umuyorum. Burada şarapçılık da çok fazla meşhur. Yani insanlar burada tarımla da uğraşıyorlar, hayvancılıkla da uğraşıyorlar. Kaliforniya böyle bir eyalet. San Francisco'da daha sonra gideceğiz, onunla ilgili video da çekelim. San Francisco'da tabii Silikon Vadisi var. Startupların olduğu, efendime söyleyeyim, bilişim üzerine girişimcilerin bulunduğu Silikon Vadisi var. Kaliforniya o yüzden zengin bir eyalet. Burada petrol de çok fazla çıkıyor. Hatta bazı evlerde, eğer yakalayabilirsem, gösterebilirsem size göstermek isterim. Bazı yerlerde, böyle sağlı solu döndürüyorum kamerayı, siz de görün istiyorum. Bazı evlerin bahçesinde hani o petrol çıkartan kuyular vardır ya, böyle çekiç gibi olan, inip kalkan, insanların bahçesinde bazen çok tatlılar. Bazı insanların bahçesinde petrol çıkıyor ve onu da satıyorlarmış zannedersem, kullandırtıyorlarmış, elektrikten mi düşüyorlarmış, öyle bir durum yani. İşte gördüğünüz gibi Laguna Beach. Evet, dün akşam oyunumuzu oynadık Los Angeles'ta. Harika bir oyun geçti. Ciddi bir kalabalık vardı. Oynadık oyunumuzu. Güzeldi. Bugün de geziyoruz. Size buradan biraz video paylaşacağım. Şimdi aşağıya göstereceğim size. Burası Redondo Beach. Çok uzun bir kumsal. Böyle Los Angeles'ta bu tarz çok fazla, yani şehirden denize girebileceğiniz çok fazla sahil var, kıyısı var. Şimdi orayı göstereceğim size. Evet, görüyorsunuz değil mi? Yani şuradan başlıyor, tam ilerden bu şekilde. Arada can kurtaran kulübelerinin de olduğu ve aşağıda bisiklet ve yürüme yolu. Los Angeles'ın en popüler beach'ine geldik. Venice Beach ve ilerisi de Santa Monica Beach. Oraya doğru gideceğim. Oraları gezeceğiz. Hareketli hafta sonu olduğu için, ben az önceki videoda pazar dedim ama bugün aslında cumartesi, hafta sonu olduğu için çok kalabalık, hareketli,
birazdan göstereceğim. Bir taraftan da geziyoruz. Nereye gideceğime karar veriyorum. Ekiple beraber gezdiğimiz için işte gördüğünüz gibi burada bisiklet kiralanıyor. İnsanlar arabalarını park etmişler. Kumsalı harika. Venice Beach. Evet. Ortam bu şekil. Burası Pieri. Kum harika ya. Vallahi. Bu arada buradaki homeless'ların iki katına falan çıktığı söyleniyor Los Angeles'ta. Çok fazla homeless varmış. Etrafta çok fazla evsiz var. Sıcak memleket. Hatta şöyle diyorlardı. Buralarda homeless'lar parayı bulunca kuzeyden bu taraflara geliyorlar. Yani New York'tan falan filan. Hatta eski New York belediye başkanı homeless'ları bir otobüse doldurup bu taraflara gönderiyormuş. Çünkü burada hava hep güzel olduğu için sokakta yattığın zaman yani New York gibi yaşamıyorsun. Daha rahat. Abi insanların rahatlığı beni yani şaşırtıyor. Gerçekten şaşırtıyor. Çok güzel kumsallar. Kalabalık. Şuraya doğru baksanıza, ileriye doğru. İnanılmaz değil mi ya? Şöyle göstereyim. Uçsuz bucaksız. Yani. Tabii bu arada Amerika'nın her şeyi güzel. Değil tabii. Her şey güzel değil. Yani özellikle Los Angeles çok güzel yaşanacak bir yer ama dediğim gibi homeless'ı çok, evsiz'i çok. Ama burada bunu tercih etmişler ya. Bunu da söylüyorlar, anlatıyorlar. Gerçekten bir yaşam biçimi diye. Yani hatta birçok homeless'a öyle deneyler yapmışlar. Alıp böyle bir iyi bir hayat sunmak için işte ne bileyim ev verelim, iş verelim falan. Adam tekrar düşüyormuş sokaklara. Bunu tercih ediyor yani. Adamın yaşam biçimi bu. O zaten uyuşturucu bağımlısı. Sorunlu insanlar, ailelerinden sıkıntı yaşayan insanlar. Dolayısıyla evsizliği kendileri seçiyorlar. Los Angeles'ın tabii güvenlik açısından kriminal olduğu yerler de çok fazla. Ama zenginliği fazla. Doğal güzelliği güzel, havası güzel, temiz. O yüzden Los Angeles ayrı bir cennet tabii. Hareketli. Fakat böyle homeless gibi, efendime söyleyeyim, suç oranı gibi sıkıntıları da var yok değil. Yani Amerika tabii bence şöyle bir durumu var Amerika'nın. Yani adamların tarihine baktığın zaman adamlar yani Avrupa'dan böyle hapishaneleri boşaltarak falan gelmişler ya. Buraya göçmen olarak gelmişler ve buradaki yerlileri katletmişler. Yani önce İspanyollar, Portekizliler, Güney Amerika'dan başlamışlar burayı keşfetmeye. Ondan sonra da Kuzey Amerika'daki yerlileri katletmişler. Vahşi Batı dedikleri şey aslında doğru. O bizim kovboy filmlerinde gördüğümüz şey doğru. O bu yaşadıkları şeylerin hepsi doğru. Gerçekten vahşi bir durum varmış. İç savaşlar bilmem neler. Ama ne yapıyorlar? İşte Lincoln'le beraber bütün federasyonları birleştiriyor. İşte Amerika Birleşik Devletleri demesinin sebebi o. 50 tane devlet var aslında içinde. 50 tane devleti bir anayasaya, bir kanuna bağlayarak hukuk çerçevesi içerisinde beraberce yönetmeye başlamışlar Amerika'da. Yani durum bu aslında. Onu kurduktan sonra da bir sürü haksızlık yapılmış mı? Yapılmış. Zencilere yapılmış, ne bileyim başka toplumlara, yerlere yapılmış. Yani burada ciddi ırkçılık yapılmış, ciddi ayrımlar yapılmış, hak hukuk tanınmamış. Bunların hepsi yaşanmış burada ama şu anda genel itibariyle düzenini kurmuş vaziyetteler. O yüzden belki de büyük yani devlet haline gelmişler. Aslında bence postmodern bir Osmanlı ya. Yani Osmanlı'da nasıl bir sürü ırktan, bir sürü milletten insanları bir araya getirmiş bir sistem var. Güçlü bir sistem var Osmanlı'da. Vergi sistemi var. Ondan sonra kendi içinde hukuk sistemi var. Açıkçası Amerika'da post Osmanlı'yı düşünmüşler. Hani baktığın zaman büyük bir imparatorluk. Dünyadaki en büyük imparatorluklar ne? İşte Roma'dır, Osmanlı'dır, değil mi? Moğol İmparatorluğu'dur falan gibi böyle
bir sürü imparatorluklar var birkaç tane. Onlardan nedir onun ismi? Bence Osmanlı'nın şeyini seçerek, yönetim sistemini seçerek postmodern bir hale getirmişler ve Amerika'yı kurmuşlar. Yani bu sadece benim fikrim değil aslında. Bunlar ne yapıyorlar acaba? Çok merak ediyorum. Çekeceğim, göstereceğim size. Ne yapmaya çalışıyorlar acaba? Dua ediyor işte. Kesin kafaları güzel bunların ya. Normal davranış değil bunlar yani. Neyse. Tükürdü. Aa. Allah Allah, neler yapıyor. Delilik. Havli diyor. Meditasyon falan yapıyor. Bir de avucunu açmış. Allah Allah. Adama okuyorlar, üflüyorlar. Ruhları çıkartmaya çalışıyorlar bence. Yani baksanıza, hala adamı üflüyor, tükürüyor, mükürüyor, bir şeyler yapıyor. Ne acayip kafalar. Bayağı felakna sokuyor bence kendilerince. Kötü ruhu kovmak için. Görsenize abi bak, şu anda geçtiğim yer sidik kokuyor resmen. Etrafımda orada yatmışlar. Resmen sidik kokuyor. Diyorum ya, homeless'ı çok. Amerika güzel ama bunları da var tabi. Evet, meşhur Hollywood bulvarındayım. Burası tabi çok turistik bir yer. Burada inanılmaz bir kalabalık var. Yani her yerde olduğundan daha fazla bir kalabalık var. Bu meşhur yıldızların olduğu, efendime söyleyeyim, aktörlerin, aktrislerin, yönetmenlerin, meşhur insanların isminin yıldızlar içerisinde yazıldığı ve yerde olduğu nedir onun ismi? Cadde. Çok tabii turistik, hediyelik eşyalar satıyorlar. Şu sağ tarafımız Hard Rock Cafe, ileride Çin Tiyatro var. Birazdan şu tarafa doğru götüreceğim sizi. Orası Dolby Tiyatro, Oscar ödüllerinin yapıldığı tiyatro. Şimdi size etrafı göstereceğim. Tabii bir komple aslında turistlere yönelik bir cadde. Şurası gördüğünüz gibi Dolby Theater. Yani Oscar ödülleri burada yapılıyor. Her sene bu cadde kapanıyor böyle olduğu gibi. Kocaman bir cadde. Yerde böyle isimler var. Bu kim işte, bunu seven kadınız mesela. Spielberg'in ismi burada. Efendime söyleyeyim, Nicole Kidman burada. İşte burada turistleri böyle tokatlamak için isim yazıyorlar, Oscar ödülü veriyorlar. Yani kişiye özel isim yazıyorlar yani. İşte Charlie Theron burada, efendime söyleyeyim. Martin Scorsese burada. Anthony Hopkins, efendime söyleyeyim, Russell Crowe. Burası tabii Dolby Tiyatro'nun önü olduğu için daha meşhur isimler var. Bazılarını tanıyorum, Harrison Ford buradaymış mesela. Falan filan, Robert Duvall. Billy Bob Thornton var. İşte bu şekilde insanlar, çok fazla dediğim gibi turistik bir yer olduğu için insanlar burayı geziyorlar. Biz de gelmezsek olmazdı. Bu cadde boylu boyunca alışveriş merkezi ya, mağazalarıyla dolu. Los Angeles'ın en marka, en bilindik, en meşhur caddesi açıkçası. Geçen arkadaşlarımız buraya geldiği zaman, biraz caddeye çıkayım size göstereyim. Arkadaşlarımız buraya geldiği zaman biraz beğenmemişler. Çünkü Covid sonrası hem cadde boşmuş, yani turist çok fazla olmadığı için, hem de homeless çokmuş. Açıkçası rahatsız olmuşlar. Burada Ukrayna için bir destek, ne denir? Afişleriyle insanlar destek oluyorlar. Gördüğünüz gibi taraftan konuşmaya çalışıyorum ben. İşte bu şekilde. Yani Dolby Tiyatro'nun girişi orada ama genelde buradan yürülüyor biliyorsunuz tiyatroya. Bu merdivenleri kullanıyorlar. Bu merdivenden gidiyorlar tiyatroya. Ya marka Amerika'da, burada mevzu bir şeyi pazarlamak, marka yapabilmek. O anlamda
bu işi çok iyi beceriyorlar. Çok iyi yapıyorlar diyebilirim. Los Angeles'ın olmazsa olmazı Hollywood Bulvarı ve Hollywood yazısı. Oraya vaktimiz olmayacak galiba Hollywood yazısına gitmek için. Bir de kapalı gibi bir şey dedim ama bilmiyorum ne derece doğru. Gidemeyeceğim ama gelmişken buraya görelim. Ben burada çok zamanında çok takıldım, vakit geçirdim, alışveriş yaptım. O yüzden çok fazla alışveriş yapma coşkum yok. Şuraya dedim Hard Rock Cafe'den kız için bir şey alayım ama bulamadım alacak bir şey. Çok da vaktim yok. İşte arkadaşlarımız fotoğraf çekilsin diye burada biraz oyalandık. Yani bunlardan çok fotoğrafım olduğu için çok fazla beni cezbetmedi. Durumudur yani. Tabii Hollywood büyük bir endüstri. İyi de pazarlıyorlar. Yani dünyayı Hollywood'la yönetiyorlar. Burası da dediğim gibi sinema sektörü için önemli bir yer. Burayı da güzel pazarlıyorlar. Evet, bugünlük zannedersem bu kadar. Bu videoyu daha da uzatmayayım. Güzel bir oyun geçirdik. Türk seyircisiyle buluştuk. Bundan sonraki oyunumuz 13-14 Ekim'de San Francisco'da olacak. Tiyatrumart.com adresinden ulaşabilirsiniz. Los Angeles güzel bir yer, dediğim gibi. Keyifli bir yer. Gezmesi güzel. Eğlencesi güzel. Çok kalabalık. Kozmopolit. Yani Vietnamlı çok. Ondan sonra Asyalı çok. Yani çok çok ciddi anlamda göçmeni de var. Çok kozmopolit bir yer. Los Angeles çok büyük. Yani nüfus olarak da çok büyük. Pahalı bir şehir. Yaşaması zor. Ama güzel bir şehir. Bir de tabii Kaliforniya, yani özellikle Los Angeles bu taraflar biraz deprem bölgesi. Ama depremle yaşamaya alışmışlar. Zaten çok katlı bina göremiyorsunuz. Hep tek katlı binalar, villa gibi binalar var. Zaten beton bina bile yok. Yani ahşap binalar var neredeyse. Yapılaşmaya izin vermiyorlar. Los Angeles'ı zamanında Meksikalıların elinden almış Amerikalılar. Yani Amerika kurulurken Meksikalılardan kurtarmışlar. O Meksika İç Savaşı, Meksikalılarla Amerikalıların savaşı zamanı. Los Angeles zaten oradan geliyormuş. Angels, Los, hani o İspanyolcadan geliyor. İspanyolların elinden, yani Meksikalıların elinden aldıkları için Los Angeles oradan geliyormuş. Burada çok fazla böyle Santa Barbara, San Maria, ondan sonra Santa Ana gibi böyle şeyler var. Nedir onun ismi? Şehirler, yerler var. Onun sebebi de şeyden kaynaklanıyor. Buradaki azizlerin isimleri, yani aziz isimlerinden. Hatta bir tane arkadaşımız şey dedi, burası için, Los Angeles için. Azizler şehri, melekler şehri, azizler şehri, pardon evliyalar şehri dedi. Çünkü çok fazla böyle din adamının ismi var burada şehirlerde, bölgelerde. Ondan kaynaklanıyor zannedersem. Öyle bir espri de yapmıştık. Evet, durum budur arkadaşlar. Size kısa da olsa Hollywood Bulvarı'nı gösterdim. Ben biraz takılacağım, biraz gezeceğim. Eski günlerimi yad edeceğim. O yüzden videoyu burada kesiyorum. Efendim, kanalıma abone olmayı unutmayın. Likelayın, beğenin, yorum yapın. Bir dahaki videolar için beni destekleyin. Sevgiyle ve barışla kalın. Kendinize iyi bakın. Buraya gelmişken bunu göstermemek de olmaz tabii. Biliyorsunuz burada yıldızlar yerlerde. Bütün yıldızların isimli yerde. Bir tek Muhammed Ali ismini böyle bir yıldıza verecekleri zaman demiş ki benim ismimde peygamberin ismi var. Onun isminin üzerine basılmasını istemem. Tek şartım var. Beni duvara koymanız lazım. Yani bu koskoca sen söyle bulvarda yerlerdeki isimlerden bir tek Muhammed Ali'nin ismi duvarda yazılı. Görüyorsunuz. Bir tek Muhammed Ali duvara, işte cadde bu şekilde isminin yıldız içerisine konmasına izin vermiş.